Herkese merhaba, ben Ezgi. Birkaç video öncesinde nasıl kolda boyunluk öreceğini göstermiştim. Şimdi de benim örmeyi en çok sevdiğim aksesuar bereyi öreceğiz. Bu bereyi örünce ortaya sürpriz bir şey çıkacak. Çok heyecanlıyım ben, çok güzel bir şey olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman hadi videoya. Ben bu bere için böyle kalın bir ip kullanacağım ve 8 numara tığ kullanacağım. Ama önce size daha açık bir renkle göstermek istiyorum. Çünkü bu biraz farklı bir örgü modeli olacak. O yüzden siyahta çok belli olmaz diye pembeyle göstereceğim. Sonra siyahla devam edeceğim. İlk başta halkamızı oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve ilkine batıyoruz. Sonra çıkıyoruz birinden, doluyoruz birinden, çıkıyoruz, doluyoruz ikisinden, çıkıyoruz. Şunu sıkıyoruz. Bu bizim, şu delik bizim şimdi çalışacağımız delik olacak. Boşluğa batıyoruz, deliğe daha doğrusu, doluyoruz birinden, çıkıyoruz ve ikisinden çıkıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Doluyoruz, çıkıyoruz. Doluyoruz, birinden çıkıyoruz. Doluyoruz, ikisinden çıkıyoruz. Bu daha düz bir örgü olmuş olacak. Kıvrılmayacak. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Şu boşluk az önceki gibi. Boşluğa batıyorum. Doluyorum birinden, çıkıyorum, doluyorum diğerinden, çıkıyorum, bir daha doluyorum, ikisinden çıkıyorum. Şöyle boşluk oluştu diye hiç merak etmeyin, sonra bereyi dikerken buraları kullanacağız zaten. Bu burada kalsın, ben normal kullanacağım ipe döneceğim şimdi. Halkamı oluşturdum. Burada da görmek istersiniz diye anlatarak yapacağım. 2 zincir çektim. İlkine battım. Doladım. Çıktım birinden. Doladım. Diğerinden çıktım. Ve doladım. İkisinden çıktım. Şu boşluk az önceki gibi benim şimdi batacağım boşluk. Battım, birinden çıktım, doladım, birinden çıktım, doladım, birinden çıktım. Şıpır şıpır sesler, şimdi kedim yalanıyor, onun sesleri. Bu ne demeyin yani videoyu izlerken. Boşluk. Battım, çıktım, doladım, bir daha, sonra ikisinden. Şimdi bu böyle olacak ve bundan ben 30 santim yapacağım. Bu benim kafa boyum olacak. Evet, bakalım. Santim olmuş. Şimdi bunu bir kenara ayıralım. Pembeyle size ikinci sırayı göstereceğim şimdi. Bunu buradan aldık. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Normalde bizim bu 2 deliğe batmamız gerekiyor. Ama bunu da öyle yapmayacağız. Doladık. Bu arkadaki şu 2 boşluğun arkasındakini şuraya batacağız. Doladık. Arkaya battım. İpi aldım. Ve üçünden çıktım. İpi doladım. İkisinden değil, arkadakinden, şundan battım. Doladım, çıktım. Doladım ve üçünden çıktım. Yani şu şekli elde ediyorum. Arkası böyle tırtık olacak. Doladım,
arkaya baktım, çıktım, doladım ve üçünden çıktım. Yani bu şekli elde etmiş olacağız. Şimdi asıl örgümüze geçebiliriz. Nardo ucu. Şimdi burada bitirmiştik biz. İki zincir çekiyorum. Arkasını döndürüyorum. İpimi doluyorum. Arkadakine batıyorum. Çıkıyorum. Doluyorum. Ve üçünden çıkıyorum. Doluyorum. Bu boşluklar için endişelenmeyin. Onlar ip kalın olduğu için ve mil, daha doğrusu tığım kalın olduğu için ve ip de kalın olduğu için bir süre sonra birbirine kaynayacak. Benim ikinci sıram bu şekilde oldu. Bu şurası, dediğim gibi kafanızın uzunluğu. İlk başta 30 cm çok uzun gelebilir ama ip yumuşak olduğu için kendini topluyor. Bu kafanızın uzunluğu, bu tarafa doğru da kafanızın eni olacak şekilde ilerleyeceğiz. Yaklaşık 42 cm falan yeterli oluyor ama belki saçınız uzundur veya kafanız küçüktür veya kafanız büyüktür. Ona göre ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü sıraya geçeceğim ben. Daha sonra da devam edeceğiz tabii. İpi aldım, gene doladım. Ön iki tane, ikisine değil, arkadakine battım. Birinden çıktım. Doladım ve üçünden çıktım. İpi doladım. Arkaya battım. Çıktım, doladım ve üçünden çıktım. İşte bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, ben böyle ördüm. Yaklaşık 40 cm olmuş oldu. Siz de kafanızın ölçüsüne göre, dediğim gibi, deneye uzunluğunu, genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu buradan uzun bir ip bırakarak keseceğiz. Daha sonra o iple bu kenarlarını dikeceğiz. Ters çevireceğiz. Sonra da buralardan kulakları dikeceğiz. Hepsini göstereceğim. Ama şu yapılmışı var hikayesi gibi olacak. Beremiz böyle kedi kulaklı bir bereye dönmüş oluşacak. Siyahtan dolayı siz bu tırtıkları görmüyorsunuz ama beremiz bu şekilde olacak. İster arkasını, ister önünü, yani ters çevirin dikin veya diğer taraftakini, hiç fark etmez. Zaten iki taraf da aynı model. Şimdi bunları uç uca birleştirip düzgün bir şekilde dikeceğiz. Onu da şöyle göstereyim size. Çok sıkmadan dikin. Şu iki ince uçtan dikmeye başlayın. Evet, ben dikmeyi bitirdim. Şimdi ucuna bir düğüm atacağım. Şu aralardan da geçirip sabitleyeceğim. Şimdi başka bir ip daha kesiyoruz. Bunu yine takacağım. Çok uzun kesmenize gerek yok. Şöyle bir düğüm atın. Şu iki çubuğun kenarları, yani şuradan şuraya kadar iki tarafı da böyle dikeceğim. İçeriden geçiriyorum. Thank you.
diktikten sonra şunu böyle büzüyoruz. Bu bizim kulağımız olmuş oldu. Şimdi ben bunu şuraya kadar alacağım. Şimdi de buradan buraya kadar dikeceğiz. Büzdükten sonra iç tarafından bir düğüm atacağım. Böyle içinden geçirip bir kere daha içinden geçirip düğümlemiş olacağım. Biraz da şöyle şuralardan. Evet, belemiz hazır. Daha doğrusu belelerimiz hazır.